işte Millet Dünya Gerçekleri programından herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz değerli abimiz Ramazan Tuncel abimiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Mersin'ciğim. Çok sağ olasın. Şimdi Ramazan abiciğim biz sizi çok yakından tanıyoruz ama değerli izleyenlerimiz de sizin tanımanızı istiyoruz. Kendinizden bahseder misiniz biraz? Şimdi tabii ki Ramazan Tuncel ben. Emekliyim. Şu an için bir şirkette yönetici olarak çalışıyorum. Bunun dışında da sosyal aktivitesi çok olan biriyim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugün ülkemizde dün akşam azim bir olay gerçekleşti. Bundan dolayı vefat edenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara da başsağlığı ülkemizin başı sağ olsun diyoruz. Böyle azim olayların olmamasını temenni ediyoruz. Şimdi Ersin'ciğim şöyle olaylar, ben sana şöyle anlatayım. Ramazan Tuncel iyi bir dernekçidir. Ben bir Kastamonu'yum. Ülkemi çok seviyorum. Memleketimi çok seviyorum. Güzel insanları çok seviyorum. Memleketimizin her yerinde çok güzel. Evet. Türkiye'mizin her yeri bir ayrı bir cennet köşesi. Başka bir memlekette, başka bir ülkede olmayan bizim ülkemizde var. Biz dört mevsimi bir arada yaşıyoruz. Onun için biz bu ülkemizin değerini her şekilde, her türlü bu ülkemizin değerini bilmek zorundayız ve bu değerleri de korumak zorundayız. Bundan dolayı da ben elimden geldiği kadar buralarda katkı vererekten bu sivil toplum örgütlerinde olsun, belediyelerde olsun, örgütleşmen olsun hepsinde olmak istiyorum. Ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz Ramazan? Yani şimdi şöyle dersin canım, ben genelde memleketim adına çok faaliyette bulunuyorum, ilçelerim adına faaliyette bulunuyorum. Köyümün dernekleriyle beraber hareket ederekten bir ilçe federasyonu, ilçe federasyonundan tutun ilde bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bunun dışında da ilçemizde Küçükçekmece'de yaşıyoruz. Küçükçekmece'mizde belediyemizle beraber aktiviteler yaparak halkımıza bir şekilde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi buradaki amacımız ne? Tamamen burada ihtiyacı olanlara bir şekilde derneklerden olsun, sivil toplum örgütlerinden olsun, belediyelerimizden olsun, kaymakamlığımızın vermiş olduğu yardımlardan olsun. Bunları ön plana çıkaraktan buralardan faydalandırmak, yararlandırmak olarak bunları yapıyoruz. Yani maddi ve manevi anlamda. Maddi ve manevi anlamda. Biliyorsunuz ülkemizde çok ihtiyacı olan çok insanlar var. Dar gelirli aileler çok var. Biz bunları bir şekilde buluşturuyoruz dernek olarak. Biz bunları hiç rencide etmiyoruz. Hiç kimseye bir şekilde nasıl anlatayım orayı, ön plana çıkarmadan, kimsenin bilmemesi doğrultusunda biz bu kişileri bir şekilde hayatta kalmalarını ve onlara hayatlarını kolaylaştırmayı sağlıyoruz. Bu da Küçükçekmece Belediye'mizin katkısıyla, Küçükçekmece'deki ilçe kaymakamlığımızın katkısıyla, sonra Kastamonulu olan iş adamlarına ve Küçükçekmece'de yaşayan iş adamlarımızın katkılarıyla biz bunlara bir şekilde destekler sağlıyoruz. Thank you.